Yunanistan 2004'ten bu yana 20 ada ve 2 kayalığımızı fiilen işgal etmiş ve AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bizi bağlamaz diyor. Kimi bağlıyor efendi? Uganda Cumhurbaşkanlığı mı? Türk adaları işgal edilirse bu Belçika kralını mı bağlar? Erdoğan. Bu seni bağlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlar. Sen egemenliği bize ait olan adaların işgaline göz yumacaksın ve bizi bağlamaz diyeceksin. Bak Erdoğan, bu iş seni çok fena bağlıyor hem de. Önce başbakan, sonra tek adam cumhurbaşkanı olarak hükümetin başında olacaksın ve Türk adalarının işgali Yunan ordusu tarafından seni bağlamayacak. Öyle mi? Beni bağlamaz dediğin adalar büyük Türk denizcisi Çaka Bey'in ilk Türk donanmasıyla Bizans'a karşı kazandığı ilk deniz zaferinin tarihi emanetleridir. Sen tarihten fazla anlamazsın, biliyorum. Tarihe önem vermediğini de biliyorum. Tarih benim umurumda değil dediğini de biliyorum. Tarihin beni yargılaması benim umurumda değil diye de biliyoruz, dediğini biliyoruz. Ama tarih seni yargılayacak. Ama sadece tarih değil, Türk mahkemeleri de yargılamalı seni. Değerli basın mensupları, 2004 yılından bu yana Yunanistan'ın bilfiil işgal ettiği ve işgal altında tutmaya devam ettiği, AKP iktidarının da suskunlukla karşıladığı 20 ada ve 2 kayalık hakkındaki gelişmeler şöyle özetleniyor. Buna kaya parçası falan diyorlar ya, yalan, bunlar kaya parçası görmemişler. Kaya parçası adamın kafasına düşer. Bunların hepsi vatan toprağıdır. Ve her biri deniz yetki alanımızın içerisindedir. Bakın, Hurşit Adası kaya parçası diyorlar. İstanbul'daki büyük adanın 5 katı büyüklüğünde. Adası büyük adanın 3 misli büyüklüğünde. Bulamaç Adası büyük ada büyüklüğünde. Bunlar mı kaya parçası? 31 Mayıs 1995'te 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni kabul eden Yunanistan'ın Ege'de bir oldu bittiyle karasularını 12 mile çıkarma olasılığına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Haziran 1995'te aldığı bir kararla bu eylemi savaş sebebi olarak ilan etmiştir. 1996 yılındaki Kardak krizi sonrası Ege ve Akdeniz'de 152 grup olarak bilinen ada, adacık ve kayalıkların aidiyetini 2002 sonrasındaki AKP iktidarında istikşafi görüşmelerle tartışmak aslında egemenliğimizi tartışmak anlamına gelmektedir. İstikşafi görüşmeler sözle devam ederken Yunanistan Türk adalarını tek tek işgal etmiş ve AKP de bunu kabul etmiştir. İlk olarak 26 Kasım 2004'te dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'e bir soru önergesiyle Türkiye'ye yakın bazı adacıklara Yunan bayrağı dikildiği sorusu sorulmuş, ancak buna Abdullah Gül cevap vermemiştir. AKP hükümeti iktisadi görüşmeler ile milletimizi uyutmaya devam ederken Yunan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı 31 Aralık 2008 günü Türk hava sahasını ihlal ederek Aydın ilimize bağlı ve halen Yunan işgali altındaki Bulamaç Adası'na helikopterle inmiştir. Kısa bir süre sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı Papoulias 6 Ocak 2009'da yine Aydın il sınırları içinde bulunan Eşek Adası'na gelerek Yunan askerini ziyaret etmiş, Yunan sancağını selamlamıştır. Normal şartlarda savaş sebebi sayılan bu işgaller kamuoyundan gizlenmiş, hatta Genelkurmay Başkanlığı kendi internet sitesinde duyurduğu hava sahası ihlalini sitesinden kaldırmak zorunda bırakılmıştır. Evet, Türk Genelkurmay Başkanlığı hava sahası ihlali diye ilince sitesinde duyuruyor, Sonra bir el müdahale ediyor ve bunu Genelkurmay'a kaldırtıyor. Peki Genelkurmay'da bu siteden haberi kaldırtan kim? O dönem tüm general olan Şirin Ünal. 3 dönem AKP milletvekili. Ödüllendirildi yani. Yunan işgalini Türk halkından gizlediği için 3 dönem milletvekilliğiyle ödüllendirildi Şirin Ünal. Değerli basın mensupları, 6 Ekim 2016 tarihinde TBMM'de bir basın konferansı toplantısı düzenledim. Ve Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Kurmay Albay Ümit Yalım'ı da bu basın toplantısına davet ettim. Ümit Yalım orada kamuoyundan gizlenen bazı gerçekleri kamuoyuyla paylaştı. Bu internet sitesinde hava sahası ihlalinin Genelkurmay tarafından yayınlanması üzerine Dışişleri Bakanlığı Genelkurmay'dan bir toplantı istiyor. Ümit Yalım'ın da katıldığı bir toplantı. Bu toplantıda Dışişleri Bakanlığı diplomatları işgali kabul ederek işgalin sonlandırılması için siyasi karara ihtiyaç duyulduğunu Genelkurmay yetkililerine ifade etmişler. Toplantıya verilen ara sırasında Dışişleri Bakanlığı'ndan toplantıya katılan Basat Öztürk, tekrar ediyorum, Basat Öztürk, Kurmay Albay Ümit Yalım'a işgalin hükümetin bilgisi dahilinde yapıldığını söylemiştir ve Ümit Yalım da bunu 6 Ekim 2016 tarihli TBMM'de vermiş olduğu açıklamada Türk kamuoyuyla paylaştı ve bir yalanlama gelmedi. Üzerinden bunca sene geçmiş olmasına rağmen. Bulamaç ve Eşek Adaları'nda yaşanan krizin ardından Mayıs 2011'de MSB eski Genel Sekreteri Albay Ümit Yalım'ın da katıldığı inceleme neticesinde Ekim-Kasım 2004'ten itibaren bu adaların sivil iskana açıldığı, adalara Yunan bayrağı çekildiği, silahlı araç, gereç ve hücum bot yerleştirildiği tespit edilmiştir. 2012'de Eşek Adası ve Bulamaç Adası'ndan sonra Nergizcik Adası'nın da Yunanistan tarafından işgal ve ilhak edildiği ortaya çıkmıştır. Ağustos 2012'de Albay Ümit Yalım İzmir'de yaptığı basın toplantısı ile İzmir, Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde kalan 11 ada ile Girit Adası'nın etrafındaki 5 ada dahil olmak üzere Türkiye egemenliğinde olan toplam 16 adanın 2014 yılından itibaren Yunanistan tarafından işgal edildiğini açıklamıştır. Albay Yalım, Türk hükümetinin Avrupa Birliği müzakerelerinde gün almak için bu adaların Yunanistan'ın tarafından ele geçirilmesine göz yumduğunu açıklamıştır. Bu açıklamaya Zafer Partisi olarak katılıyoruz. AK Parti şu ana kadar bu iddialara hiçbir cevap vermedi. İşgal iddiaları karşısında ilk itiraf TBMM Genel Kurulu'nda 26 Mart 2015 tarihinde dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi. İsmet Yılmaz adaların fiili olarak Yunan işgali altında olduğunu TBMM tutanaklarına geçecek şekilde ifade etti. 2016 yılında da Ardıçık ve Maratya adalarının da işgal altında olduğu ortaya çıktı. Bu işgal Muğla il sınırları içinde kalan Ardıçık adasına 11 Şubat 2016'da bir Yunan helikopterinin düşmesiyle ortaya çıktı. İşi iyice pişkinliğe vuran Yunan tarafı, Yunanlı bir bakan, Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın iştirakıyla Ardıçık Adası'nda bir anma töreni düzenledi. Diğer yanda Dışişleri Bakanlığı 2016'da yapmış olduğu basın açıklamasında Ege Denizi'ndeki ada ve adacıkların işgalini yalanladı, ancak kısa bir süre sonra Maratya Adası'nın da işgal edildiği ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi Türk Dışişleri Bakanlığı Türk halkından adaların işgalini gizlemekle görevlendirilmiş. 29 Ocak 2017'de Kardak krizinin 21. yıl dönümü sebebiyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları bölgeye 7 dakikalık bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu kısa ziyaret sonrasında Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Ege'de aidiyeti belli olmayan ada adacık yoktur. Yunanistan karşı taraftan ihlal edilen ulusal haklarını uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku içinde koruma kararlılığındadır diyerek Türkiye'ye meydan okumuştur. Kendi adalarımıza gidemiyoruz artık. Türk tarafı bu densizliğe cevap verememiştir. Başbakan Binali Yıldırım 2 Şubat 2017'de yaptığı konuşmada Ege adalarından bir tek çakıldaşı dahi iktidarımız döneminde gitmemiştir. Ege'de 130 tane irili ufaklı kaya parçası, bunların kimliği bile yok, yani kime ait olduğu bile belli değil. Eskiden beri böyle Ege ile ilgili sorunun başlangıcı yeni de değil, çok köklü geçmişi var diyerek adeta egemenliğimizden vazgeçtiğini açıklamıştır. Değerli basın mensupları, AKP hükümetleri ve bu hükümetlerin başı Recep Tayyip Erdoğan, Ege'de egemenliğimiz altındaki adaların Yunanistan tarafından açıkça işgaline alenen sessiz kalmıştır. Bugün bu adalarda Yunan bayrağının dalgalanmasından Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlar birinci derecede sorumludur. Bizi bağlamaz diyemezsiniz. Sizi bağlıyor. İşgali siz mümkün kıldınız. Türk ordusunun görevini yapmasını ve işgali engellemesini siz durdurdunuz. Siyasi kararla bu işgalleri gerçekleştirdiniz. 2002 yılından beri devam eden AKP hükümetlerinde vuku bulan bu işgaller karşısında önce başbakan, sonra icra sorumlu olan Cumhurbaşkanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan birinci dereceden, tabii Abdullah Gül de hem Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanı hem Başbakan olarak sorumludur ve birlikte yargılanmalıdırlar. Hukukçu arkadaşlarımızla yaptığımız incelemede 20 yıllık AKP iktidarında egemenliğimiz altındaki adaların aleni işgaline sessizce göz yummak, Türk Ceza Kanunu'nun 4. bölümünde yer alan devletin güvenliğine karşı suçlar kapsamında değerlendiriliyor. Bu kapsamda Zafer Partisi olarak adalarımızın işgaline sorumsuzca göz yummak, Türk Ceza Kanunu'nun 302. madde 1. fıkrasına göre devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil olarak veya kısaca devletin birliğine ve ülke bütünlüğünü bozmak kapsamında değerlendirilerek suç duyurusunda bulunmaya karar verilmiştir. Şimdi Erdoğan, görüyoruz ki Türk halkına seçimlere yaklaşırken bir gelecek vaadi bulunabilecek durumda değil, ekonomik düzelmeyi gerçekleştirebilecek durumda değil, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkelerine dönmesini sağlayacak durumda değil, kamu güvenliğini sağlayabilecek durumda değil, tekrar dış tahrik üzerinden kamuoyunu manipüle etme çabaları içerisinde bir gece ansızın gelebilirim masalları söylüyor. Sen 2004'ten beri bu adaların İşgal edilmesine neden sessiz kaldın? 2. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri bu işgal edilen adaları geri alacaksa, bu olağanüstü gizlilikle yapılması gereken bir milli sır niteliğindedir. Şarkı sözleriyle bunu duyurursan, düşmanın buna göre tedbir almasını sağlarsın. Yollayacağın çocuklar Türk çocukları. Devleti bir terör ve casusluk örgütüne teslim ettin. 15 Temmuz gecesi Türk ordusu ve Türk halkı yüzlerce şehit vererek devleti bir terör ve casusluk örgütünün elinden geri aldı. Evet, onları öldüren FETÖ terör örgütüydü ama onların ölümüne giden yolu sen açtın. PKK'yla müzakerelere oturdun, Güneydoğu Anadolu'da ilçeleri PKK'ya teslim ettin. Ondan sonra o ilçeleri PKK terör örgütünün elinden almak için jandarmanın ve polisin ve ordunun en seçkin çocuklarından 700 tanesini şehit verdik, o ilçeleri geri aldık. Evet, onları PKK terör örgütü şehit etti ama onların şehit olması için ortamı sen sağladın. Senin yaptığın her hatayı Türk ordusu ve Türk milleti kanı ve canıyla ödüyor. Şimdi adaları verdin, sessiz kaldın, bunun üstünü örttün. Seçim öncesi adaların birkaç tanesini alıp başarı hikayesi yazmak istiyorsun, onu da anlıyoruz. Ama bunu duyurup, düşmanı uyarıp, yeni Türk çocuklarının şehit olmasının önünü açma. Devlet yönetimi sorumluluk ister. 20 yıldan beri bu sorumluluğun zerresini kazanamadın. Evet değerli basın mensupları, durum ne yazık ki budur ve biz de Zafer Partisi olarak gereken suç duyurusunda en kısa zamanda bulunacağız ve bu suç duyurusunda bulunurken de kendimize soracağız. Acaba Cumhuriyet'in hala bir tane savcısı var mı?